Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Çok çok önemli bir konudayız. Eylem konusundayız. Eyleminde ek eylem başlığını inceliyoruz. Eylemde çatıyı bitirdik hocam. Uygulamasını yaptık. İçimiz çok rahat olsun. Bomba gibi geçtik. Eksiksiz geçtik. Şimdi sıra geldi ek eyleme, ek fiile. Şimdi ek eylem sorulursa ters köşe yapabilecek bir konudur. Altın değerinde bir konudur. Çünkü isme geliyor yüklem yapıyor. Fiile geliyor birleşik zaman yapıyor. Yani hem isme gelme hem fiile gelebilme özelliğine sahip tek çekim eki biliyorsunuz. Aman ya Rabbim. Altın değeri de hocam. Arkamıza bir yaslanalım. Çayları höpürdete höpürdete içerken konumuza da başlamış olalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim hocam. Başlıyoruz hocam, sakin ol. Ek eylem dediğimiz şey idi, imiş, ise ve tırtır ekleridir hocam. Başka da bir şey değildir. Nadiren böyle iken olarak karşımıza gelir. Birazdan konuşacağız ama idiyi bil, imişi bil, haydi kalem, iseyi bil, tırı bil, tırtırı, değil mi? Bunlar bize lazım. İdi bir ek eylemdir. Nasıl hocam? Öyle idi. Bakın öyleydi. Kitap idi. Kitaptı. Harika. İmiş bir ek eylemdir. İyi imiş. Ha iyiymiş. Gelir imiş. Gider imiş, değil mi? Gelirmiş. İse bir ek eylemdir. Defter ise, görmüş ise, ise ise, isme geldi, fiile geldi. Oba, ortalık karıştı. İnsandır diyor. Bakın dırdır. Bilmiştir, tırtır. Yani hocam ek eylem dediğimiz şey aslında imek eylemidir arkadaşlar. İmek, imek. Dıdi, mışmış, saseyi alır ya da idiyi alır, ünlüsü düşer, tırtır olur falan pistan. Dört şekilde görürüz. Ya hocam ek eylem idi, imiş, ise, tırtır de biz ek eylemi nasıl buluruz? Gelin isterseniz arkamıza bir yaslanalım da onun bir hakkını verelim. Şimdi ek eylem nasıl bulunur hocam? Öncelikle sözcükte gördüğünüz idi, imiş, iseyi açarak söyleyebiliyorsanız orada ek eylem vardır diyoruz. Nasıl hocam, ben hiç şey anlamadım. Gel hadi bir bakalım. Geldi kelimesi. Şimdi dı diye gördük. Ek eylem burada var mıdır, yok mudur? Gel idi diyebiliyor muyum? Hayır. Mesela eve gel idi. Olmaz. Demek ki burada ek eylem yok. Ama bak şimdi. Masaydı. Masa idi. Önümüzdeki bir masa idi. Oluyor, böyle bir kullanım var. Demek ki burada ek eylem var. Üsttekinde yok. Hocam üsttekine ne diyeceğiz? Eylemdeki bir konuşurken ona görülen geçmiş zaman eki diyeceğiz, değil mi? Geçmiş zaman eki deyip geçeceğiz kısacası. Bilmiş. Ek eylem var mıdır hocam? Bil imiş olur mu? Olmasın bir zahmet. O çok bil imiş. Olmasın. Bilmiş olmasın da soruyu bil imiş mesela. Bu daha hoş olur. Bu da olmaz. Ama ne olur? Bakın söylermiş. Ha o söyler imiş. Oluyor. İdi imiş iseyi açarak okuyabiliyor iseniz, değil mi? Orada ek eylem vardır diyoruz. İsme ya da fiile gelebildiği için bir ayrım yapamıyoruz o noktada. Ama bilmemiz gerekenleri gelin isterseniz yavaş yavaş uyarılarla, taktiklerle, en azından dikkatlerle aktarmaya çalışalım. İlk uyarımız şu. Çok nadir de olsa iken bir ek eylemdir arkadaşlar. Duruma göre değişir. Mesela ne demek hocam duruma göre değişir? Mesela çalışırken, çalışır iken, buradaki ken zarf fiil eki iken. Yani bu ek eylem değildir ama oradayken ha şimdi oldu, işte bu ek eylemdir. Üzerindeyken ha şimdi oldu hocam, bunlar zarf fiil değildir. Biliyorsunuz zarf fiil eki olan eylem, size konuşacağız daha zamanımız var ama zarf fiil eki olan can ancak fiile gelir. Fiile gelmişse zarf fiildir. İsme gelmişse bu iken kesinlikle ek eylemdir. Cebinizde lütfen kalsın. Bence altın değerinde bir uyarı. Çok gelmiyor. İkeni çok görmüyorsunuz örneklerde ama gelirse ters köşe olabiliriz. Nerede gelir hocam? Bence ek eylemde değil de sanki böyle fiilimsiyle birlikte gelirse daha tehlikeli olabilir gibi. Hazır olmanızda fayda var. Buraya kadar var mı soru işareti? Bence yok. Çok iyi gidiyoruz. Satır satır gidiyoruz. Haydi hocam bize şu ek eylemin görevlerini Allah rızası için bir söyle. Bak. Ek eylem isme gelir, o ismi yüklem yapar. Mesela sözlü kelimesi arkadaşlar isimdir. Ama imiş ek eylemini almış, sözlüymüş. Hah, sınavımız sözlüymüş mesela. Ya da o onunla sözlenmiş, sözlüymüş. Fark etmez. Hepsi olur hocam. İsimken artık onu bir yargı belirtir hale getirmiş, yani yüklem yapmış. Ya da inatçıydı diyor. İnatçı idi. İnatçı tek başına bir isim. Ama idi ek eylemini alarak artık bir yargı belirtir hale gelmiş. Artık bir yüklem olmuş. Anlamayacak hiçbir şey yok hocam.
imkansız. Hocam ben anlamadım vallahi ne dedin? Mümkün değil bu. İçin çok rahat olsun. Buna kocaman bir tik atalım hocam. Tamamdır. İsme gelirse yüklem yapıyormuş. Anladık hocam. Fiile gelirse ne olur? Fiile gelirse de birleşik zaman yapar. E hocam ben birleşik zamanı bilmiyorum. Daha işlemedik biz eylemdeki bir doğru. Ama en azından birleşik yani birden fazla zaman anlamı kattığını hatırlamanız yeterli. Gelirmiş mesela. Geniş zamanın rivayeti diyeceğiz zaman gelecek. Yapıyordu. Şimdiki zamanın hikayesi diyeceğiz. Yapıyor idi. Gelir imiş. Bakın hem geniş zaman var hem de mışmışı getirmiş ek eylem. Hem şimdiki zaman var yor değil mi? Hem de dıdıyı getirmiş ek eylem. Ek eylem isme gelirse yargı belirtir, yüklem yapar. Fiile gelirse birleşik zaman yapar. Başka da hiçbir şey yapmaz hocam. Hiçbir şey yapmaz. İki tane görev var. İkisini de burada anlattık zaten her şeyiyle. O zaman ek eylem aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır sorusuna hazırız. Hazırız hocam. Tamamız hocam. Bomba hocam. Devam Allah rızası için devam. Taktik gelsin. Öyle böyle bir taktik gelmesin yalnız. Ağlatsın hocam üngür üngür. Ne diyor bu taktik bize? Yüklemi isim olan cümlelerde ek eylem var kabul ederiz. Bu ne demek ya? Haydi örneğe bir bakalım isterseniz. Ne diyor? En sevdiğim mevsim yaz. Ne demek istiyor aslında? En sevdiğim mevsim yazdır. Hocam bitti diyor yani benim yüklemim yaz diyor aslında. Doğal olarak bakın yüklem yazken yani isimken kullanmamış burada ek eylemi falan. Biz bu cümlede ek eylem var kabul edecek miyiz? Evet en sevdiğim ders matematik diyor mesela. Matematik. Matematiktir demek istiyor da kullanmamış. Fark etmez. Yüklem matematik. Yani hocam isim. Ek eylem var mıdır? Kesinlikle vardır. 4 numaralı cümle olsun bu. 4 numaralı cümlede ek eyleme yer verilmiştir. Doğru. 3 numara olsun şu cümlede. 3 numaralı cümlede ek eyleme yer verilmiştir. Doğru doğru. İçin çok rahat olsun. Netiz hocam netiz. Desibel mesibel dayanmıyor bu arada mikrofonda. Mikrofon patlamak üzere. Desibel son noktada. Ben de eksilere çekmişim desibeli. Yükseleceğimiz ortada olduğu için artık. Bakalım nereye kadar hoparlörler dayanacak. Kulaklar nereye kadar dayanacak bilmiyoruz ama geçici duyma kayıpları yaşanmaması imkansız. Onu yaşayacağız. Peki hocam. Burada var mı soru işareti? Yok. Yüklemimiz isimse orada ek eylem vardı kardeşim diyoruz ve geçiyoruz. Süpersiniz hocam. Ek eylem böyle aman aman zor bir konu değildir. Çok basittir ama bütün açıklarını veriyoruz onu da söyleyeyim. Haydi dikkat gelin. Ne diyor? Tırtir ek eylemi, tırtir turtür ya da dırdir durdur olabilir bu biliyorsunuz. Farklı anlamlar katabiliyormuş cümleye. Mesela günlerdir onu bekliyoruz. Şuradaki dırdir bu gün kelimesiyle birlikte tabi birleşince zaman ifade etmiş. Toplantı bitmiştir çıkabilirsiniz. Yani hocam kesinlik bitti bitmişlik kesinlik gördüm bu anlamlara da gelir. Zorlarsam 40 tane anlam belki çıkartabiliriz. Yani hocam ek eylem anlam bakımından da karşımıza gelebilirmiş. Hazır olmanızda fayda var. Şöyle iyi bir öksürün bir hakkını vereyim. Tuttum kendimi ama evet sona sakladım. Peki bu arada düzelmek üzereyim arkadaşlar. Ses yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Enerji zaten Allah'a şükür bitmiyor. İlginç bir şey o. Enerji hiç bitmiyor. Gece 2'de de çeksem aynı enerji. Sabahın köründe de çeksek aynı enerji. Şimdi olduğu gibi böyle öğle vakitlerini biraz üzerinde çeksek de aynı enerji. Haydi hocam uyarı gelsin. Uyarı gelsin de eksik kalmasın. Ne diyor? Tırtır ek eylemine. Tamam hocam anladık eyvallah. Ek eylemin geniş zamanı da diyebiliyoruz, bildirme eki de diyebiliyoruz, haberiniz olsun. Bildirme kipiyle, yani hocam haber kipleriyle dıdıymışmış falan onlarla karıştırma. Bildirme kipi ayrı haber kipi, bildirme eki ayrı. Bildirme eki dediğimiz şey bu. Dırdır durdur, tırtır turtur. Fark etmez bunların tamamı. Tamam sertleşebilir, sert de gelebilir, yumuşak da gelebilir fark etmez. Ek eylemle ilgili, yeryüzünde yazılmış yazılacak. Ne varsa her şeyi bu 8-9 dakikaya sığdırdık. İçiniz çok rahat olsun. Bizi ne bekliyor? Yarın inşallah ek eylem uygulaması bekliyor. Kelimeler üzerinden, cümleler üzerinden. Aman yarabbim süper uygulamalar sizi bekliyor. Uygulamalarımızı bitirelim. Sonra yavaş yavaş eylemsiye doğru gideceğiz. Benim konu anlatım kitabım yanımda mı? Yanımda süper bir saniye. Oradaki sırayı çünkü bozmamaya da çalışıyorum. Şimdi neredeyiz hocam ne yapıyoruz Allah aşkına? Ha ek eylemimiz vallahi Allah tarafından bir anda burası açıldı. Yalan yok. Ek eylemin görevleri tamam harika. Ha eylemde yapı bizi bekliyor. Şimdi yalan olmasın şu konuya geçeceğiz deriz. Geçmeyiz yalan olmasın. Eylemde yapı bizi bekliyor. Eylemde yapıyı konuşacağız arkadaşlar. Yapıdan sonra ne bekliyor bizim? Eylemsi beklesin lütfen. Evet bakın yapı bayağı uzun. Evet süpersin hocam eylemsi bekliyor. Eylemsiden sonra yavaş yavaş kipe doğru gideceğiz. Hemen şöyle eylemsilere geçelim süper. Eylemde kip diyeceğiz. Zamanları, birleşik zamanları, basit zamanları falan konuşacağız. Kip kayması vesaire ne varsa bitecek. Sonra da paşa konulardan, baba konulardan cümlenin ögelerine doğru gideceğiz hocam. Tamam. E o zaman
Hocam uygulamalarda vesairelerde görüşeceğiz. Geçen senenin konu anlatımları ve uygulamalarını da izlemeyi unutmayın. Çünkü içerik tamamen farklı. Yani tabii ki iskelet aynı ama örnekler tamamen farklı olduğu için her video bizim için artı olacak. Özellikle uygulamaları izlemenizde fayda var. Konu anlatımları sonrasında, tamam. Peki, çok uzattın hocam. Yarın inşallah ek eylem uygulama videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok kasmayın. Çok ciddi bir zamanımız var. Ben de zaten farkındaysanız ağır ağır götürüyorum. Hiç aceleye gerek yok. Çünkü çok çok erken bitecek. Şubat'ın ortalarında sonunda konularımız bitecek. Mart gibi artık şov başlayacak. Düşünsenize, sınava 3-4 ay kala, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 3-4 ay kala arkadaşlar şova başlayacaksınız. O yüzden lütfen acele etmeyin. Koştur koştur gitmeyin. Benimle birlikte yavaş yavaş gidin. Bu arada mükemmel bir sürprizim var. Öyle böyle değil hocam. Acayip ihtiyacınız olan bir şeyin sürprizini yapacağım size. Çekiliş falan değil. Çekiliş at çöpe gitsin o. Dursun çekiliş falan biraz. Çekiliş değil hocam. Mükemmel bir sürprizim var. En fazla bir hafta içerisinde açıklayacağım Allah'ın izniyle. Bakalım neler olacak. Hiç tüyo vermeyeyim. Hiç sürprizi açıklamayayım. Görüşeceğiz inşallah. Peki. Yorumlara arkadaşlar bilgi yazmayı unutmayın, olur mu? Bilgiler yazın mutlaka yorumlara. Ek eylemin iki görevi vardır. İsme gelir yüklem yapar, fiile gelir bileşik zaman yapar gibi. Lütfen yorumları doldurun bilgilerle. Yorumlarımızı okuyanlar da bir şeyler öğrensinler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.